Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam? Karar veremedim. Bu hafta biraz benim de üstümden belli olduğu gibi biz boya yapmaya başladık. Evet, bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Beklediğimizden biraz uzadı bazı şeyler ama nihayet başladık artık. Evet. Nasıl olsa başlamak bitirmenin yarısıdır diyebiliriz. Bitki siparişlerimizi verdik, tavuk siparişlerimizi verdik. Bitkiler ve tavuklar gelene kadar hem kümesi hazırlamamız hem de ekim yapacağımız bölgeyi hazırlamamız gerekiyor. Şimdi birazdan size zaten onlarla ilgili bilgi vereceğiz videoda. Filiz biraz neler ekeceğiz, nereye ekeceğiz onu anlatacak. İşte ben de kümesi nasıl kuracağız, nereye kuracağız. İşte boyaya başladık zaten. Boya şu an yarısında. Onu anlatacağız ve devam edeceğiz. Bunlar böyle hazır gibi zaten. İçine sadece biraz su koymamız gerekiyor. Hiç bıçak almadan. Şimdi burada bazı püf noktalar var arkadaşlar. Burada içine biraz tuz koyuyoruz kirecimizin. Ve aslında güzel boyaması için biraz da tutkal. Boyanın tutması için mi? Evet, boyanın böyle plastik boya gibi olması için. Şimdi biraz da su koyacağız içine. Şunu güzelce bir karıştıracağız. Aşıklarım geliyor. Bak teyze onu getirmiş. Teyze onu getirmiş Trabzon'dan bak. Niye? Ha, ne toplayacaksın onunla? Otur taşıyacağım ya. Aşkım benim. Otur taşı. Nüm 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 nüm. Hadi babaya kolay gelsin dile. Bay bay ya baba. Aşkım. Evet oğlucumuz. Kız sen Karadenizli mi oldun yoksa? Karadenizli zaten abi. Çok mi? Teşekkür ederiz yani sepet için. Ben her sabah sağ kulağına sen bir Konyalısın derim, diğer kulağına her sabah 3 ay boyunca sen bir Trabzonlusun dedim, öyle gitmemişim. Ah, aldı başını gitti. Miyacık, ne haber? Gidiyorsun. Gördüğüm kadarıyla geziyorsun bir şeyler. Evet, boyamız hazır. Şimdi fırçayla alıp duvarı boyamaya başlayalım. Ne yapıyorsun şimdi? Anlat biraz ne yaptığını. Evimizin bahçesinin duvarlarını boyuyoruz. Şimdi birazdan Filiz size daha güzel anlatacak. Buraya bazı şeyler ekeceğiz çünkü. O ekimi yapmadan önce arkasında duvarların hoş durması için duvarlara kireç atıyoruz. Aynı zamanda bu arkamda gördüğünüz yeri de şimdi kireçleyeceğiz, birazdan boyayacağız. Burayı da kümes yapmak istiyoruz. Başka neler yapacaksın burada? Kümes yapacaksın. Burada tel aldık. Telle çevireceğiz kümes için. Büyük ihtimal bu şeyin, bu kapısından çıkmayacak tavuklar. Öbür tarafını gösterirsen. Tabii şöyle yapayım. Şöyle göstereyim. Şöyle şuradan telle, şu ağacı da kullanarak ileriye kadar şurada tavukların dolaşacağı bir alan yapacağız. Şuradan da duvarı delmeyi planlıyorum içeriye doğru. O alan zaten biraz kör bir nokta. Orayı evet, tavuklar için değerlendirmek çok daha ideal olacak gibi. Bir tanesi de buydu. Çok becerikli olman elinden. Her iş geliyor. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü sen... Senin inanılmaz bir gücün var ve sapkin de var. Bam bam bu arada çılgınca. Bir dakika, iki dakika. Şöyle. İşte çiçekler ekilecek, bazı dekoratif şeyler düşünüyoruz. Kendimiz de yapacağımız şeyler olacak, belki fikir de verir. Tabii, şimdi lavanta, ne bileyim... Hanımeli. Sarmaşıklar siparişi verildi. Onlar büyük ihtimal bu hafta gelecekler.
Çim almıştık zaten ve uygulamasını evet. yapacağız. İstanbul ikliminden aslında birazcık daha farklı, çok yakın olmasına rağmen çok fazla yağmur oluyor burası. O nedenle aslında o da bizim planladığımız şeyleri yapmamızı biraz engelliyor. Mesela şimdi soba aldık, onu yakıyoruz ya akşamlar, işte ben odun taşıyorum vesaire. Bazı arkadaşlarımız İstanbul'dan ya oğlum hava sıcak değil mi, niye yakıyorsunuz ki gibi tepkiler gösteriyor ama burada akşamları soğuk oluyor. Şimdi bahçede yapılacak şeylerden biraz bahsedeyim. Kapatacağız dediğimiz alan burası çünkü yani bambam ve işte tavuk da yapmak istiyoruz. Çocuk için de yani birazcık iki bahçe arasında bir sınır belirlemek daha rahat olacak. Çünkü köpekten korkabiliyor yani, herkes aynı tepkiyi vermiyor. O nedenle burada bir çit olacak, kapı olacak. Çitleri de aslında sarmaşıklarla kapatacağız. Biraz görseli kuvvetlendireceğiz. Onun haricinde şu evin orta kısmından geçen bir boru var, Deniz gösterirse. Burada da bir yine yukarıya doğru yükselen ve boruyu hem evin yan tarafına doğru hem de ön cephedeki boruyu kapatacak şekilde saracak bir sarmaşık düşünüyoruz. Saçak gibi aşağıya dökülecek o. Tabii onu düzenleyeceğiz sonrasında devamlı. Onun haricinde şu kısımda da yoldan içerinin gözükmesine sebep olan bir aslında aralıklı bir tel var. Bunu yapay çimle kapatmayı düşünmüştük fakat fikrimizi değiştirdik o konuda. 20 kök gibi özel bir sarmaşık siparişi verdik. Onu ektikten sonra hızlıca burayı dolayacak onlar, kapatacak. Kışın da yaza kadar hazır olacak. Yaza kadar hazır olacak. Yani kışın da çok az yaprak döktüğü için, yani kışın da aslında çok az açıklıklar olsa bile o bizi rahatsız etmeyecektir. Hanım eli düşündük bu kısma ve hemen karşısına. Birazcık onu girişte böyle hem bahçeye girerken kokunun güzel olması açısından istedim. Onun dışında aynı zamanda burada biraz sinek problemi evet, de var. Lavantalar olacak. O yüzden lavanta dikeceğiz. Lavanta da sipariş ettik. Arkadaşlar lavanta olan yere sinek gelmiyormuş. Bilginiz evet, olsun. Böyle bir detay öğrendik. O yüzden de biraz lavanta düşünüyoruz. Ben ortancaları çok seviyorum bahçede. Çok gösterişli ve güzel bir çiçek. Çok sevdiğim bir çiçek. Karşı tarafta ortanca ekeceğiz. Diğer merdivenin diğer ucundaki gibi hanım eli olacak. Onun dışında da ortancalar olacak ve yine sarmaşıklar bu kısmı kapatacak. Yani yine burası aslında özel bir oturma alanı gibi. Evet, peyzajda kullanılan özel çimler var. Böyle biraz sarımtırak duran gösterişli bir şey oda. Onlar olacak burada da. Yine dekora uygun bir şekilde uygulamasını yapacağız. Şu an tam olarak bir yer olarak karar vermedik ama bu kısımda olacak. Bu kısım birazcık da keyif için düşündüğümüz bir alan. Ben şu iki ağaç arasına şöyle gelirseniz Filiz Hanım, hep size odaklı ya, başka yere çeviremiyorum. Biraz da bu tarafa doğru. Nereye? Bana söyleyin Denizcan Bey. Lütfen bana önce bahsedin bu konuda. Ben şöyle elimle tekrar göstereyim. Şuradaki ağaçla. Hangi? Şuradaki ağaca, şöyle bu ikisinin mu? Arasına. Hayır aşkım, şu arkadaki. Bu, kocaman. Evet. Ha şu. Evet. Okey. Tamam, bununla. İki ağaç arasına bir hamak. Oldukça büyük bir hamak olacak. Düşünürüz de rahat sallanabileceğin. Güzel. Biraz beriye doğru giderseniz. Beri. Evet. Geri, pardon. Biraz evet. geriye doğru giderseniz. Beri, geri. Biraz karışıyor Denizcan Bey. Buyurun, buyurun. Lütfen. Evet, burası gördüğünüz açık alan. Forseptikmiş ama artık bunu şehir giderine bağladıkları için çalışmıyor. Biz bu alana, şöyle gene ben parmağımla göstereyim. Şu alana toprak getirip üstünü örtüp gördüğünüz bu alanı komple çimlendireceğiz. Şu an arkada biberler ekili. Biraz da marul var galiba. Biber var, marul var. Burada çeri domatesleri kendiliğinden senden çıkıyor. Senden çıkayım Filiz Hanım. Şöyle. Senden çıkayım Filiz Hanım. Bahçede kendiliğinden çeri domatesleri çıkıyor. Bu arada ekmeye gerek yok. Yani bir şekilde çıkıyor onlar. Biraz marul var. Elmalar döküldü. Sirke yapacağız. Biraz kalanlarla. Onun dışında bahçede biraz biber var. Aşağıda biraz fasulye var. Onları böyle kullanacağımız toplayıp, zamanlarda sadece alıyoruz ama şimdi artık bahçeyi toplayacağız. Kış için bir şeyler ekmeye düşünüyoruz. Ve artık burayı hazırlıyor olacağız. Evet. Yani ekilecek alanı biraz daha aşağıya çekeceğiz zaten. Güzelliği peki ya. Yüzünü de yağmış. Annesinin gülüşünü de yağmış.
zamanda bağlı. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Burada işler çok gördüğünüz gibi. Yani yapacağımız şeyler daha çok var. Bir yandan da gerçekten bu online satış biliyorsunuz yapıyoruz. Trendyol gibi işte pazar yerlerinden. Ciddi bir hareketlenme var. Yani o işlerin arasında aslında bunları yapmaya çalıştığımız için de biraz takvimimiz şaşıyor. Şöyle söyleyebilirim herhalde, değil mi? Her gün minimum 3-4 saatimiz kargo hazırlamakla geçiyor. Aynen. Ve en az 1 saat, 1,5 saatte bunları kargoya götürmekle geçiyor. Bu arada kalan süreçlerde şu an bunları yapmaya çalışıyoruz. İşimiz de çok gördüğünüz gibi. Ama bir anda hızlı bir ivme aldık diye düşünüyorum ve hızlıca hayallerimizdeki bahçeye doğru ilerliyoruz. Gözlük canavarı. Gözlük canavarı. Bu arada sönmez oğulları çoğalıyor. Evet. Mia'ya kardeş geliyor. Onu da buradan tüm sevenlerimize, sevdiklerimize paylaşmış olalım. Duyuralım. Aa. Filiz için biraz daha zorlaşıyor işler. Evet. Yani zaten şahit olacaksınız bu sürece. Yani hem küçük bir çocuk, hem işte bahçe, hem evin içi, ev ve iş birlikte zaten yapıyoruz biliyorsunuz. Yani bakalım bu yoğun tempoyu nasıl yani üstesinden geleceğim. Bir şekilde yapacağım elbette. Tabii ama ben de ona hareketli günler bizi bekliyor. Yardım edeceğim ama güzel bir haber aldık. Ya çok tatlı. Oh, ailemiz büyüyor. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna. Hala bu arada abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun ve hatta arkadaşlarınıza önerin. Yorumlarınız bizim için önemli, kıymetli. O yüzden fikir verebilirsiniz ya da tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Evet, yorumlarda buluşalım. Oh. Ya sabırlı bizi izlediğiniz için, bu sürece eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.